F-16 öncel filoda, F-16 eğitim filosunda kursiyer pilot olarak görev yapıyorum. Buraya gelmemin sebebi çocukluk hayalimdi. Savaş pilotu olmak istiyordum. Buralara kadar gelmek kolay olmadı ama buradaki eğitim asıl zor olan kısım, bu eğitimin kısmı. Süreç şöyle devam ediyor. Öncelikle beslenmenize, uykunuza ve sosyal hayatınıza dikkat etmeniz lazım. İyi bir beslenme, iyi bir uyku her zaman F-16 uçuşunda çok önemli, çok yeri olan bir şey. Yani uykunuzu iyi almazsanız ya da düzgün beslenmiyorsanız uçakta yeterince performans gösteremiyorsunuz. Bu şekilde olunca performansınız düşüyor ve yaptığınız işten yeterince verim alamıyorsunuz. Hem siz hem de sizi eğiten öğretmenleriniz aynı şekilde eğitim kalitesini düşürüyor ve çalışma temponuzu düşürdüğü için de ilerlemeniz daha yavaş oluyor. Şu an için ben eğitimimin son aşamasına gelmiş bulunmaktayım. Son uçuşumu tamamladım. Eğitimler öncelikle intibak, takiben hava, devamında hava yer olmak üzere 3 ana grupta devam ediyor. İntibak safhasını tamamladıktan sonra hava uçuşlarımız başlıyor. İkili, üçlü ve dörtlü kollar halinde uçuşlar icra ediyoruz. Takiben hava yer aşamasına geçiliyor. Hava yer aşamasında çeşitli görevler icra ediyoruz. Profiller uçuyoruz. Hava yer aşamasını da başarıyla tamamlayan kursiyerler burada bitirme uçuşlarını icra ediyorlar. Bitirme uçuşlarını yaptıktan sonra katılacakları filolara atanmak için mezuniyet tarihlerini bekliyorlar. Biz de şu an mezuniyet tarihimizi bekliyoruz. Önümüzdeki görev yapacağımız filolarımıza katılmak için bekliyoruz. Havacı olmak isteyenler, pilot olmak isteyenler özellikle asla vazgeçmesinler. Sürekli çalışmaya devam etsinler. Çünkü hiçbir zaman tam anlamıyla olup olmayacağı, oldum diyemiyorsunuz bu işte, meslekte. Sürekli olarak çalışmak gerekli. Asla gözlerini korkutmasınlar, gözlerini de büyütmesinler. Çünkü yapılabilecek bir iş, dünyanın her yerinde yapılıyor. Bizim ülkemizde de çok başarılı bir şekilde devam ediliyor. Çalışmaya ve inanmaya devam etsinler. Uçağa her adım attığımızda aslında aklımıza gelenler, bu geçtiğimiz bütün süreç, ailemizin vermiş olduğu destek, uçtuğumuz her dakika, yaktığımız her yakıt vatanın, milletin emeği, onların parası, onların vergisi. Her an bunu hissediyorsunuz havada. Yani briefing başlangıcından uçuş, iniş ve geri debrief yapıp sonuna gelene kadar bunu içinizde hissediyorsunuz. Ve bu hassasiyetle yapıyorsunuz zaten görevinizi. Bu şekilde çok yüksek bir duygu seli içerisinde aslında işimizi icra etmeye çalışıyoruz. Çiğli'den buraya gelen kursiyer arkadaşları, pilot arkadaşları dünyanın en zor, en keyifli, en meşakkatli eğitimlerinden birini veriyoruz. Yaklaşık 8 aylık bir eğitim. 2 ay yer, 6 ayda simülatör uçuş eğitimi olmak üzere. Ortalama 8 ayda burada arkadaşları mezun ederek, filolarda dünyanın en iyi savaş pilotu olarak mezun ederek görev yapmaya gönderiyoruz. Pilot arkadaşlardan buraya geldikleri zaman öncelikle iyi bir İngilizce seviyesiyle tüm dokümanlara ve uçakla ve genel havacılıkla ilgili tüm bilgilere hakim olacak şekilde uçuş hayatına başlayacak bir sistemimiz var. 2 aylık bir yer ve simülatör eğitimi. İçeriği tamamen uçuşa yönelik, yapacakları görevlere yönelik bir uzun soluklu eğitimin bir parçası. Bu eğitim tamamladıktan sonra safa safa olacak şekilde F-16'da harbi hazır pilotlar olmak için bir eğitim sürecini başlatıyoruz. Uçağa adaptasyon tamamladıktan sonra iki bölümde hem hava ve hava yer olmak üzere eğitimlerini devam ettiriyoruz. Her sabah 8.30'da yaklaşık 30 dakika, 45 dakika sürecek bir genel bir de günü başlatıyoruz. Daha sonra her kursiyer pilota bir öğretmen pilotu eşliğinde eğitimlerini devam ettiriyoruz. Günün gerektirdiği simülatör ya da uçuş eğitimi için 2.30 ya da 2 saat önce birebir olacak şekilde briefing'e girip eğer uçuş görevi ise 50 dakika ile 1 saat önce uçak başı yapacak şekilde günü programlıyoruz. Uçuşun değerlendirme safhası yaklaşık öncesi ve sonrası 5-6 saati bulmakta. 1 saatlik uçuşun onlara maliyeti hemen hemen 6 saat bütün gününü dolduruyor bu şekilde. Ertesi gün hazırlığıyla birlikte 1 dakika boşa geçecek zamanları yok bu 8 aylık süreçte. Avukatların tecrübeli pilotları, öğretmen pilotları öncel filo komutanlığında görev yapıyor ve biz şunu iddia ediyoruz. Dünyanın en iyi savaş pilotları öncel filo komutanlığında yetiştiriyoruz ve filolarına gönderiyoruz.